kaderim, yaşayacaksınız. Yaşayın, yaşayın ve Müslüman Türk evlatları olarak mukaddes vazifelerinizi, görevlerinizi hakkıyla yapın. Allah'ın bize emaneti olan, lütfu olan bu cennet vatanı ne Ermeni'ye, ne Rus'a, ne başka kafire asla vermeyin. 12 Eylül rüzgarının en sert estiği günlerde idam sehpalarını kurdular. Hayatını bilmedikleri canları denge unsuru saydılar. Bir sağdan bir soldan diyerek kalemini hiç acımadan kırdılar. Ağızlarındaki irini asmayalım da besleyelim mi ifadeleriyle etrafa saçtılar. Gerçekleri hiçbir zaman merak etmeden insafsızca ve vicdansızca işkence ettiler. En sonunda canına kıydılar. Fikri Arkan, 32 yaşındaydı, son nefesini verdiğinde. Daha kurulmamış binlerce hayalini dinamitlediler. Kıydılar ona, soldurdular. Fikri Arkan'ın abisiyim. 15 yaşına kadar köyümüzde kaldık. İlkokul mezunuyuz ikimiz de. Ve Ankara'ya babam göç etti. Türközü'ne geldik. Burada bir gece kondu yaptık. Gece konduya da yerleştik. Burada hayatımızı devam ettiriyorduk. Ve askerliğimi yapıp geldikten sonra sene 75'te Ankara Cebeci semtinde gezerken bir grup gençle karşılaştık. Gençlerin baktım elinde bozkurt, üç hilal var. Yalnız bozkurtun ne anlamda olduğunu bilmiyorum, üç hilalın ne anlamda olduğunu bilmiyoruz derken o çocukların 300-500 kişi kadar bir genç çocuk vardı. Ama çocukların hepsi de pırıl pırıldı. Dikkatimi çekti, gittim sordum, dedim siz kimsiniz? Ne amacınız ne dedim. O da onlar da dedi ki biz dedi 300 gençleriz. Liderimiz dedi, başbuğ dedi. Alparslan Türkeş dedi. Kimdir ülkücüler? Tanımayana zordur anlatması ülkücüleri. Bilen bilmezden gelir, bilmeyen öğrenmek istemez. Bazen de işlerine gelmez. Sahi kimdir bu ülkücüler? Adem'le Havva'dan başlar öyküleri. Sanmayın Kabil'in payı düşer hissesine, Habil'in kaderiydi yazılan defterine. Nerede bir mazlum varsa yanındaki ülkücüdür. Nerede bir zalim varsa karşısındaki yine ülkücüdür. Gözünü budaktan, sözünü dudaktan esirgemez. Haksızlığın karşısındaki dilsiz şeytana uymazlar. Çayla, kitapla, bir de şiirle anılırlar çoğu zaman. Ocağa varınca anlamazlar nasıl geçer zaman. Hilalin peşindeki yıldıza vurulurlar. O yıldızın peşinde sağa sola savrulurlar. Ne paraya ne makama dikerler gözlerini. 9 ışıkla bulurlar tüm yönlerini. İşine gelmeyen hayalperest der. Başı sıkışan nerede bu ülkücüler? Yaşlısı Türkeşçi diye anar. Genci devletçi. Kimin ne dediğine bakmaz ülkücüler. Çakıllı yolda ayağını kanatma pahasına koşarlar. Gün gelir 40 çeriyle saray basan Kürşat olurlar. Gün gelir Kafkaslarda Şami. Karabağ'da rüzgar olup eserler. Kıbrıs'ta küffarın tepesine inerler. Yüreği Türk, Türk diye atan Özbek'tir, Kırgız'dır, Kazak'tır ülkücüler. Kerkük'te hoyrat, Musul'da vuslat, Ankara'da umuttur ülkücüler. Ve biz buna merak ettik. Onu, o gençlerden yetkili birisi geldi bize dedi ki siz kimsiniz, nerelisiniz dediğinde biz Çorum'un Alacakazası'ndanız. Böyle böyle merak ettik, sizin içinize katıldık. Bozkurt'un üç yıl aldı görünce dedi. Ve dediler ki bizim başkanımız da sizin Çorum'u tanıştıralım dediler. Biz bu sayede teşkilata girmiş olduk. Ve Türközü'nde de oturduğumuzdan dolayı Türközü'nde bizim teşkilat falan yoktu. Ve bizim teşkilat da bu daha yeni yeni canlanmaya başlamıştı. Yeni yeni canlanırken orada birkaç kişi arkadaşlarımı Türközü'nde oturan arkadaşlarla konuştuk. Dedik böyle böyle her tarafa teşkilat kuruyor
ülkücüler, biz de kuralım buraya bir teşkilat dedik. Ve 9 kişi bir araya geldik. Önce teşkilatı kurduk. Gittik de valilikten, savcılıktan ne gerekiyorsa bunu işlemlerini yaptırdık. Ama ülkücü olmak da çok zormuş. Bütün zorlukları gösterdiler bize. Şunumuz eksik, bunumuz eksik derken biz hepsini tamamladık ve sonuçta Türk Özünü Ülkücüler Derneği'ni açtık. 9 ışığa atıfla 9 yiğit yola çıkmıştı. Yılmayacaklardı, yıkılmayacaklardı, başaracaklardı. Çay çek, ev paramız yok, evden götürüyorum. Hanım diyor ki, sen ocak başkanısın, evden çay şeker götürüyorsun, bu nasıl başkansın falan diye de hanımla benimle böyle sohbet ediyorduk. Ve 75'ten sonraki olaydan sağ sol diye şey çıktı, adamlar çıktı ortaya, Türkiye'yi yıkmak isteyen kişiler çıktı. De biz de bunun farkında olduk ama biz de bu ülkücü gençlik olarak zaten kanımızda bu bir Türk sevdası var, Türk bayrağının sevdası var, Türk aşkı var. Ya bunları göz önüne alarak biz de bu insanlarla mücadele etmeye başladık. Akşamları yazı yazmaya çıkıyorduk. Tabii onlar da çıkıyordu, biz de çıkıyorduk. Bu arada iç savaş gibi bir durumlar olmaya başladı. Ve Adalet Partisi'ydi, tahmin ediyorum Adalet Partisi'ydi o zaman şeyde. Süleyman Demirel'di. Orada ülkücü gençlik dedi, olduğu müddetçe dedi. Bu Türkiye hiç kimse dedi yıkamaz dedi. Bize cesaret verdi ama hiç de arkamızda durmadı. Ve hiç sahip de çıkmadı. Ha, ülkücü gençlik tabii ki başının çaresine bakmayı biliyordu. Büyüdük, büyüdük, büyüdük. Türk özü gibi ufak bir yerde 500 tane üyemiz oldu. Gözün pekti fütursuz, bileğinse kahveydi. Sorana tek sözüm var, o bir ülkü deviydi. Muhabbetin yalnızca müminlere haviydi. Senin başın hep dikti, Everest dağ fikrim. Baskı, tehdit, vaatler tükürdün celplerine. Yine de baş eğmedin Sihon'un kelplerine. Giderken korku saldın imansız kalplerine. Sen ki fethedilmeyen burçların tuğu fikrim. Neydi suçun, günahın? Vatanı mı satmıştın? Yoksa beytül mal soyup servetler mi yapmıştın? Hak için savaşmıştın, yalnız ona tapmıştın. Sana nasıl kıydılar? Kahrolsun ya fikrim. Fikri Arkan çok inançlı bir çocuktu. Tabii beraber inanıyorduk. Dinimiz olsun, İslamiyet olsun, örfümüz, adetimiz olsun. Yani bağlı bir kişiydik ikimiz de. Ondan sonra bu bizim teşkilatı, bu da üyelerinden birisiydi. Tabii onu da üye yapmıştım ben. Akşamları artık silahlı çatışma başladı ve 79'a doğru, 79'a doğru, 78'de başladı bu silahlı çatışma. 79'da zaten iç savaş başladı. 79'da iç savaş başlayınca biz dedik ki ya ne oluyor? Artık başımızın çaresine bakmaya başladık. Kimse namazını kılamıyor, abdestini alamıyor. Artı camiye gidemiyorlar. Camiye gidenler tehdit ediliyor. Bizim üstümüzde Bağcıran Mahallesi'nde iki tane cami kapatıldı ve bizim aşağıdaki camiyi sadece biz ülkücüler olarak sahip çıkabildik. O tarafa zaten gidemiyorduk. Onlar çoktu o tarafta, sol görüşler. Ondan sonra bu arada ben nöbetçi dikmek zorunda kaldım camide, millet terafisinin namazını rahat kılsın diye. Nöbetçi diktiğimde zaten bir gün önce de tehdit mektubu atmışlar buraya, eğer cemaatten birisi gelirse vuracağız, asacağız, keseceğiz diye. Ben de oraya nöbetçi diktim. Nöbetçi diktikten sonra akşam onlar gelmiş, silahlı çatışma olmuş orada. Ama silahlı çatışma, onları silahından çıkanlar mı vurdu, kendilerini vurdular. Bizim çocukların zaten pek fazla bir şeyleri yoktu.
hangi taraftan vuruldu tespit edilmedi. Polis tutanağında da öyle bir şey yok zaten. Yani falanca vurmuş diye de bir şey yok. Ama bunların amaçları, o zaman hep sol görüş hakimdi. Polis şeyinde olsun. Yani gerekli yerlerde, gerekli yerlerde bütün şeydi. Solcular söz sahibiydi. Ondan sonra ileri gelen kişileri genellikle ileri keser gelen bu, mesela diyelim ki bizim Türk özünde ileri gelen kaç kişi var? 10 kişi. 10 kişiyi tutuklarlardı hemen. Polis gelirdi falan. Bu cinayeti kimin üstüne yıkalım? Fikri Arkan'ın üstüne yıkalım. Bunun ismi ne oldu? Çuval cinayeti oldu. Fikri Arkan belki bunları vurmadı da, kimin silahından çıktığı da belli değil. Ortada bir polis raporunda falanca silahtan çıkmış diye bir şey yoktu ki. Ama ülkücü olduğundan dolayı cinayeti bunun üstüne yıktılar. Yakalandı bu. Yakalandıktan sonra da biz cezaevine ziyaretine gidiyorduk. Ziyaretine giderken zaten yetiştin yetişemeden o anda seni götüren arabayla taşıyorlardı içeri şeye, cezaevine. Dışarıdan servis alıyordu. Hep sol görüşler olduğundan dolayı bizim çoğumuzu almıyorlardı şeye. Yani geç kalsak yetişip de görüşüne bile kabul etmiyorlardı. Mamak cezaevinde yatarken gidiyorduk. Rahmetlik Zeynep teyze, Mustafa Pehlivanoğlu'nun annesi, ondan sonra İbrahim Çiftçi'nin annesi beraber gidiyorduk ziyaretine. Bize kapıdan alıyorlardı, içeriye müzamiye götürüyorlardı. Solcu askerler bakıyorlardı, bizi biliyordular üçümüzü. Almadan gazlayıp gidiyorlardı, çok ziyareti kaçırıyorduk. Nur içinde yatsın Zeynep teyze orada söylüyordu, bizden daha yaşlıydı, ben gencedim. Bir türlü bir yolunu buluyorduk, içeriye ziyarete gidiyorduk. Oraya gittiğimizde, içeriye vardığımızda da mesela içeriye girenler bir saatte, iki saatte çıkıyordu. Bizim bu üçümüzün ziyareti hemen çabuk bitiyordu. Yer tespitine getirdiklerinde, yer tespitinde, ben daha o zaman Ankara'daydım. Yer tespitine işkenceden dolayı işte polislerin ifadesine göre demişler abini de suçlayacaksın, silahı abim verdi, emri abim gil verdi, biz de öldürdük diye işkenceden dolayı şey, üç hilal bıyık vardı kardeşimin, üç hilal bıyığının bir tarafı yoktu. Yer tespiti geldiğinde işkenceden dolayı hepsini yolmuşlar. Yolduklarından dolayı, işkenceden dolayı suçu üstlenmek zorunda kalmışlar. Bir de polisler de geldiler, beni yakaladılar. Ne oluyor dedim. Dediler silahı sen vermişsin, sen emretmişsin falancaları vurun diye dedi. Siz tutuluyoruz dediler. Ve ben aldılar, ikinci şubeye götürdüler. İşkence. Zaten ben ikinci şubeden hiç gelemiyordum ki. Biri götürüyordu, biri bırakıyordu, biri götürüyordu, biri bırakıyordu. İşkencelerin bini bir paraydı. Ondan sonra, ülke olarak bundan yıldık mı? Yılmadık. Hala da ben 68 yaşındayım, hala da mücadele ediyorum. Benim maddi, manevi hiçbir beklentim yok. Ben Türk milletiyim, Türk bayrağını seviyorum, Türk devletini seviyorum. Benim dedim Türkiye'mizi hiçbir kimse bölemez. Hele çapulcular hiç bölemez. Bir abi düşünün ki ölümü öldüren kardeşinin adını şerefle taşısın. Bir abi düşünün ki söz konusu vatan olunca canını hiçe saysın. Suçsuz olsan beni idama götüreceklerdi ve Almanya'ya ben kaçtıktan sonra kıyabimde 3 sefer idam cezası yargılamışlar. Ama ben gittim Almanya'ya iltica ettim. Almanya'da ilticadan dolayı oranın hükümeti beni Türkiye'ye teslim etmedi. Türkiye'de teslim etmeyince Özal geldiğinde, Özal af çıktığında 200 kişiydik biz. Sağcı solcu 200 kişiyi işte vatandaşlıktan çıkartmışlardı, bizi de çıkartmışlardı. Çağrı yaptılar, gelmedik. Ondan sonra işte Özal geldikten sonra Özal'ın afından dolayı yaralandık. İdam kalktı dediler. Biz o zaman Türkiye'ye dönmek zorunda kaldık. Bir anlamda sürgün yaşadınız aslında. Sürgün yaşadık. Kaç yıl sürdü? 5 yıl. 5 yıl gittim. 5 yıl Türkiye'ye dönemedim. Çocuklarımı göremedim. Vatandaşlıktan çıkarttılar. Gelmediğimden dolayı Türkiye'ye çağrı yaptıklarından gelmedim. Yani Türkiye'den vatandaşlıktan çıkarttı. Ne oldu? Sonuçta geri döndüm. Ben ülkücüyüm.
böyle vatanı milleti terk edip de gitmem. Ama ortada bir haksızlık vardı. O haksızlık ortaya dedim, şey yapana kadar dedim, ortaya çıkana kadar dedim, dışarıda kalmam benim için daha iyi dedim. Evlatları ekmek beklerdi. Mapushanedeki kardeşine avukat lazımdı. Çalışmalıydı, para kazanıp kardeşine yetmeliydi. Bir kaçıştan daha çok bir fedakarlıktı onunki. Gurbette gece gündüz çalışıp para kazanıyor, göz bebeği, kardeşi Fikri için para topluyordu. Ne yapayım, bu da dedim Cenab-ı Allah'ın takdiriymiş dedim. Sonra işte Özal'ın ahından dolayı çıktım geldim, yargıladılar. 3 sene yargılandım. 3 sene yargılandıktan sonra suçsuz olduğum ortaya çıktı. Almanya'da birkaç tane Türk arkadaşlarımla tanıştım. Onlar da bizim aynı görüşte ülkücü arkadaşlarımız. O zamanın bizim oranın başkanı Serdar Çelebi. Ondan sonra isimlerini unuttum. Oranın yetkililerinden gittim görüştüm. Ve Hamburg'daydım. Ben Hamburg teşkilatına gidip geliyordum. Allah rahmet eylesin, Hasan abi vardı. O zaman yaşlıydı, biz gencidik. Onunla tanıştım. Ve haftada bir gün Köln Radyosu haber veriyor. Haftada bir gün. Türkçe yayınlıyor. O gün de ben idam edildiği günü de ben şey yapamadım. O haberleri izleyemedim. Arkadaşlar geldi gitti yanıma, geldi gitti. Gelen geri gidiyor. Bende hani bir şey yok. Yani duymamış diye bana duyurmak istemiyorlar. Yalnız en acıklı olay da şu oldu. Ben devamlı maddi yönden para gönderiyordum oraya. O zaman mark vardı, mark gönderiyordum. Para döndü, geri geldi. Para döndü, geldi. Ben o zaman huylandım. Dedim ki bu para niye geldi? Hanımı aradım, komşunu, kaç yüz metre yerde komşunun telefonu var. O telefondan arıyorum, telefon melefon böyle iletişim yok. Bu da dedi ki, bana hanım da dedi ki, sadece oldu, çatışması oldu içeride, yasakladılar, hiç kimseyi içeri almıyorlar dedi, görüşüne de gidemiyoruz, idam edilmedi dedi, durum böyle böyle dedi, işin rahat olsun dedi. Ve ben üstünden tutma dedim ki, hanım, idam oldu da dedim, sen bana haber vermiyorsun dedi. O zaman yıkıldım, Almanya bütün benim üzerime geldi. Ne yaptığımı bilmiyorum. O zaten de o paranın dönüp gelmesi huylanmıştım ama hanıma üstünden tutma söyleyince o zaman dünyam yıkıldı. Ne yapayım, bu da dedim Cenab-ı Allah'ın takdiriymiş dedim. Sonra işte Özal Nahun'dan dolayı çıktım geldim, yargıladılar. 3 sene yargılandım. 3 sene yargılandıktan sonra suçsuz olduğum ortaya çıktı. İnfaz haberini gülümseyerek vermişti dostlarına. Yiğitler yiğidi Fikri Arıkan. Ferasetine şahit olanlar anlatıyor onun dilinden ölüme gidişini. Bu gece çok rahat uyurum artık. Şimdi dünyanın en rahat insanı benim. Yüce Yaratıcı'nın rızası yolunda ölümümü her türlü tehlikeye karşı keskin bir silah olarak kuşandım. Demek ki kendi ölümüm benim en etkili silahım olacakmış. Büyük, güçlü bir silah olan insanın kendi ölümü. Ve ben şimdi yaşamımın en güzel, en tatlı, en dinlendirici uykusunu uyuyabiliyorum. Gidiyorduk yanına. O bana serinlik veriyordu. Ben diyordum ki hiçbir şey olmayacak Allah'ın izniyle sana diyordu. Neyse kaç mahkemesine gittik. Çocuklarım küçüktü o zaman. Şimdicik 43-44 yaşında. Çocuklarla mahkemeye gittik. Kalem kırılınca ben ne olduğunu bilmiyorum tabii de. Kalem kırıldı, bizim ülkücüler masalara vurmaya başladılar. Masalara vurmaya başladılar, bağırışmaya başladılar. Ben dedim ki orada birisine, niye böyle yapıyorlar dedim. Benim anlamadığımı bildiler, dediler ki boş ver neyse dediler. Sonra ben anladım ki kalemi kırılınca yani bitmiş, idam olacak. Sonra çıktım dışarıya, oradan birisine dedim ki niye millet böyle yapıyor dedim, niye böyle oldu ki dedim. Oradan genç bir asker dedi ki teyze kalemi kırıldı dedi. Bitti dedi. Bir hafta, üç gün içinde idam olacak dedi. Her kimse, yakının mı, oğlun mu, kardeşin mi dedi. Orada benim başıma yıkıldı. Aynı zamanda beraber büyüdük böyle. Amcamın oğlu aynı avluda büyüdük. Ondan sonra
Bu arada işte 3 gün sonra da ziyaret günüydü. Vardım, ziyarete gelmedi. Getirmediler ziyarete. Geri çıktım, geldim. Ziyaretine getirmediler. Fikri Arkan dediler, gelemiyor, rahatsız dediler. Kendimi gelmedi artık, bilemiyorum. Ne olduysa gelmedi ziyarete. Neyse çıktım geldim, çocuklara dedim, birisi ilkokul 2'ye gidiyordu. Dedim ki oğlum, böyle böyle amcanız dedim. Her gün kalkıyordum, sabahına hemen şeyleri açıyordum, televizyon açıyordum. Siyah beyaz bir kutu televizyonumuz vardı. Açtım televizyonu. Ondan sonra bir de haberlerde verdi. Fikri Arkan 02'de, saat 02'de infaz olmuştur deyince, idam olmuştur deyince çocuklar bağırışarak kalktılar. Mahalle başımıza yığıldı. Oradan şeye gittik, mezarlığa gittik. Vardık, mezarlığa koymadılar bizi başına. 3 gün sonra gelin dediler, koymadılar. Oradan idam olduğu hocayı bulduk. Hocayı bulduk, Arif Hoca hala yaşıyor. Hocayı bulduk, yanına vardım, hocam dedim. Sen başındaymışsın idam olurken, ne oldu dedik. Dedi ki, çok muhterem bir çocukmuş dedi. Ben dedi, tapılı yerde mezarını aldım dedi, kefenini aldım dedi. O zamanın parasıyla 40 lira mı 50 lira mı para tuttu dedi. Verirseniz verirsiniz, vermezseniz helal ederim dedi. Yok dedim, seni mevlidine çağıracağım, paranı da vereceğim dedim. Mevlid okuttum, mevlidine çağırdım. Çağırdım, mevlide geldi, dedi ki, kelime-i şehadet getirerek dedi, dar ağacına çıktı dedi. Yaşasın Türk milleti, yaşasın MHP, yaşasın Üç Hilal deyin bağırdı dedi. Namazını da kıldı dedi. Bir satırda şey okudu ezbere dedi. Yasin suresi okudu dedi. Çok muhterem bir çocuk dedi. Yani inşallah cennetliktir, suçu da yoksa dedi. Almanya'ya gittikten sonra beni götürdüler. Mahalleden birisi demiş ki, kanlı gömleklerini, ondan sonra adam öldürünce öteyi veriyi yengesi yıkadı demiş. Mahalleden birisi, çekemeyenin birisi. Geldiler, beni gece saat 2'de aldılar, gittiler. Dedim ki, ben nereye götürüyorsunuz gece 2'de, çocuğum mu olacak dedim. Mahalleden bir komşunun kapısını çaldılar, komşuyu getirdiler, çocukların başını koydular. Hadi gidelim, şeye gidiyor aşağı, Türközü karakoluna dediler. Karakolun oraya geçtik, gidiyorduk, çıkıyor, gidince oradan polisin şeyine asıldım, yakasına. Siz beni hani karakola getiriyordunuz, ne oldu? Dedi ki, seni bir yere götürüyor ki dedi, Allah yok, peygamber izni etti deyin dedi, tövbe haşa. Oraya götürüyor, şimdi orada göreceğin her şeyi dedi, gece saat 2. Oraya vardık, dedi ki, sen Fikri Arkan'a dedi, kanlı kumlağını yıkamışsın, çuval vermişsin. Öyle diyorlar, şahitlerin var. Dedim ki, asla öyle bir şey yok. Asla kaynım, ben çuvalda vermedim. Öyle bir şey de olmadı dedim. Kaynım da adam öldürmedi dedim. Öyle bir şey yok dedim, garemet dedim. Var dedi. Ondan sonra polis gitti, birisi geldi. Dedi ki, ben alacalıyım dedi, alacalıyım dedi. Sen dedi, olanı biteni söyle, ben de çoluğa çocuğuna seni bırakayım gitsin dedi. Söyle dedi, kaynımın ya şöyle yaptı, kaynım böyle yaptı. Sen ne diyorsun dedim ya, kaynım yapmadı, öyle bir şey yok. Ben niye diyeyim dedi, ben alacalıyım. Doğrusunu konuş, kurtul dedi. Yoksa dedi, tutuklayacak bugün de. Tutuklarsanız tutuklayın dedim. Öyle bir şey yok dedim. Yok dedim. Zaten de dedim, pek konuşmuyordum kaynımla, küsüdüm dedim. Mecik kırgın mı aramız dedim, sana asıldı mı dedi. Sen dedim, abinin karısını asılıyor mu dedim. Sizin kanununuzda, kitabınızda varsa bizimkinde yok dedim. Yok idi, Allah'a şükür dedim. Öyle deyince ağzıma tokat indirdi beni. Sonra Ceyran'a verdiler beni. Oradan fişe soktular, parmağıma şeyi bağladılar, oradan verdiler. Öyle tam şey etmeden ama titretti beni. Titretti. Ağlıyorum, dedim ki, benim öyle bir şey hiç kaynımla ilgim yok. Kaynım öyle bir şey yapmadı, etmedi dedim. Yok biliyormuşsun dedi, ispatın şahidin var dediler. Oradan neyse bıraktırdılar. Oradan beni geri 4:30 sabah 4'e geliyordu. Ben eve getirdiler. 3-4 gün sonra yine götürdüler. Gece akşamından saat 7 miydi 8 miydi yine götürdüler ikinci şubeye beni.
Yine bir sürü sormadın, Ceyran'a vermediler ama bir sürü soruşturdular, ettiler, bir şey bilmiyorum dedim. Mahalleden bir diyorlar dediler, sen çuval vermişsin, sen ondan sonra desteklemişsin. Sen Korkemal Gül'e gitmişsin, gelmişsin, Korkemal da öyle arabasında bulundu. Kemal Özdemir idam aldı 3 sefer. Yok, öyle bir şey yok dediysem de, öyle beni 3 sefer gittim ikinci şubeye. Bir sefer Ceyran verdiler, 2 sefer gittim. İkinci şubeyi 3 sefer gittim. Ondan sonra Galip bıraktılar. Yakın tarihin en karanlık yıllarıydı. Dün Sevr'de, Lozan'da Türkiye'ye hudut çizmeye çalışan kalemler yine iş başındaydılar. Savaşın soğuğu siyasetin kirli kanıyla boğulmuştu. Satılık kalemler, riyakar siyasetçiler, sözde aydınlar bu karanlık filmin senaristleriydi. Oyuncuları ise akıbetlerinden habersizdi. Kadın erkek tanımayan 12 Eylül cuntacıları olmayan insaflarına bırakmıştı kadın, erkek, çoluk çocuğun kaderini. Acıydı o günler, çok acıydı. Ulu camlarda yattığında dedi ki benim dedi arkadaşlarımın da suçu yok, bizim suçumuz yok dedi. Sen dedi hiçbir şey deme, hiçbir şey söyleme, sen ağzını polisler götürürlerse arıyorlar. Hiçbir şey söyleme dedi. Bizim suçumuz yok ve suçsuzuz biz dedi. Allah dedi bulacak suçluyu suçsuzu dedi. Allah'ıma çok şükür, elhamdülillah. Kaynım, aynı zamanda kaynımı bırak benim o amcamın oğlu. Hiçbir zaman yani kötü şey de gitmedi. İnşallah cennet mekan olmuştur. Her namazlarımda iptibaştan annem ve babama dua etmiyorum, o ay diyor. İnan. Çolum çocuğum yıkıldı o zamanlar. Şimdi benim oğlum birisi 4 yaşındaydı o zaman. Çocuğu oldu dedi ki anne ben amcamı hiç unutamıyorum dedi. 4-5 yaşındaydı. Türközü'ne götürdü beni dedi. Sordular ki dedi. Bu kimin deyince dedi, benim dedi. Benim dedi dedi. Lan ne zaman evlendin ya? Abimin çocuğu benim çocuğum olamaz mı? Ha benim, ha abimin dedi. Ne fark eder dedi. Baba, amcada baba yarısı benim sayılır dedi. Onun için dedi, ben çocuğumun adını dedi, Fikri koyacağım dedi. Şimdi Fikri 18 yaşında. Fikri MHP sevdalısı, Üç Hilal sevdalısı. Buna dedim ki keşke adını koymasaydık dedim. Aynı onun gibi hızlı. 15 Temmuz'da da bayrağı alıp şeye koşanlar da. Aynı onun gibi hızlı dedim, inşallah dedim. Aynı hareket. Aynı hareket. Hareketlerin üstünden ben kerezak aynı onda görüyorum hareketleri. Öleceğini bile bile dünyalık zevklerden yana nasiplenmemek, sırf abdestin bozulur düşüncesiyle aç kalmak, tevekküle dalmak, Allah'la arasındaki beden borcunu bir an evvel teslim edip özgürlüğüne kavuşmak ve sonsuzlaşmak nasıl bir şeydi? Muhsin Yazıcıoğlu söyledi bunu. Dedi ki, demiş ki, niye demiş yemek yemedim demiş. Demiş ki, ben namaz kılacağım demiş ve demiş, dar ağacına çıktım, abdestim bozulmasın, abdestli gitmek istiyorum demiş. İnanır mısın? Genel merkeze vardım, evime varmış gibi. Buna dedim ki, beni bir genel merkeze götür, çok özledim dedi. Genel merkeze vardın mı da aynı evime varmış gibi. Olcay Kılavuz oğlum gibi, torunum gibi aynı. Bahçeli de öyle, ayda bir gelir, Bahçeli de öyle. Olcay Kılavuz bir tane, dünyalar durdukça dursun. Genel başkanımızı da başımızdan eksik etmesin, onu çok seviyorum. Genel başkanımızı çok seviyorum. Zaten biz genel başkanımla. Geçen gün dedim ki... Başbuğunun yanındayken, o da onun yardımcısıydı. Ta o zamanlar tanışırız. Arada bir gider görüştüğümüzde, konuşuruz böyle. Düğünlerde, müğünlerde, davetiye götürdüğümde falan sohbet ederiz böyle. Derim genel başkanım, beni hatırlıyor musun? Ben ta başbuğunun yanındayken siz gelir giderdim dedim. Tabii ki hatırlayacak, hatırlıyorum dedi. Biliyorum da dedi. Ülke Genel Başkanı'nın yaptığından dolayı da biliyorum dedi. Bütün, şimdi dahi bir toplantı olduğu zaman belki farkındasınız, bütün toplantılara giderim. Ha gidemediğim yerlerde teşkilat araba gönderir. Allah razı olsun bin kere. Araba gönderir. Alaaddin abiyi de alın gelin der. Karı koca bizi alır götürürler. Yemeklerde akrabalarımı, kızlarımı, torunlarımı toplarım. Ramazan yemeklerinde. Yani iftar yemeklerinde.
bütün akrabaları, eşi, dostları götürürüm ki teşkilatı tanısınlar, nasıl biri olduklarını görsünler diye. Onları da götürürüm. Onlar da şimdi diyorlar ki oy vermeyen kişiler. Bu 15 Temmuz olayında ya diyorlar keşke ülkücü olaymışık diyorlar. Şimdi onlar. Ne kadar iyi bir insanmış diyorlar. Biz anlatıyoruz onu. Çok büyük sıkıntılar yaşamışsınız. Zamanlı Ocak Başkanı olarak hem de bir şehit abisi olarak. Yine olsa yine yapar mısınız? Pişman mısınız? Şimdi olsun yine yaparım. Hiç de pişman değilim. Biraz önce dedim ya. Kardeşim idam edildi. İdam demek çok kötü bir şey demektir. Ama bugünkü şeyi gördüğüm zaman bu 1 milyon kişinin ölüm yıl dönümünde mevlidini okutması, mezarın başına gidip dua etmesi, yani bu bizim için yeterli değil mi? Hangisinin başında bunlar Kur'an okunuyor, mevlidi veriliyor, yemeğe veriliyor? Allah aşkına söyleyin. Hiçbir siyasi partinin başında bizim ülkücüler gibi, bizim genel başkanımız kadar dürüst, gelmiş geçmiş ülkücüler, şey, siyasetçilerin tek lideri o da Devlet Bahçeli. Emin ol Devlet Bahçeli. Dürüst. Niye? Daha devletten maaşını alıp da cebine koymuş kişi değil. Ben biliyorum yakinen. Daha cebini, maaşını alır. Bu yaşlılara, şehit ailelerine, yaşlı evet. Yaşlılara şey yapıyor, yaptı. Bittim bitmedim bilmiyorum. Huzurevi. Ya bu adam daha vatana, millete kötülük düşünebilir mi? Devlet Bahçeli'nin malı azaldı. Üstüne 1 lira koymadı. Malının üstüne 1 lira koymadı. Düşün. Liderimiz böyle bir kişi. Ve Türkiye'ye öl desen yine ölürüm. Bu Türkiye'ye ülkücüler, ülkücü gençlik sahip çıksın. Hiç bana telefon ettikleri gibi bir yerlerde sana bir şeyler vaat ederler, bir şeyler söylerler. Aldanmayın. Türkiye'ye sahip çıkın. Türkiye'den başka bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Üçülala Bozkurt'a. Üçülala Bozkurt'a sahip çıksın. Ve liderimize sahip çıksın. Şimdi başbuğumuz yürüyüş yapılacakmış. Bu da işte 70. şeyden 75. şey büyük Cebeci'den yürüyüş. Büyük yürüyüş Tanduvan'a gidilecekmiş. Başbuğumuz önümüzde geldi bir daha. İlk yürüyüşüne fikri katılıyor. Fikri. Bir de geldi dedi ki yenge dedi vallahi yürüyüş ver abim gelene kadar biz gidek hadi dedi. Hadi çocuğu koyduk yettik yürüyüşe şimdi. Tam arkasında gidiyor başbuğunun. Şu kolum ağrıdı biliyor musun? şeyde işaret etti. Ondan sonra sol kolum kaldı. Yenge ne yapıyorsun dedi sol kolumu kaldırıyorsun dedi. Kolum ağrıdı ne yapayım dedim. Azıcık da sağ kol sol kolumu kaldırayım. Sol kolum kaldırma dedi. O cebeciden o şeyden üstümüze yumurta atmalar, su serpmeler orada. O okulun oradaki binalardan üstümüze teber atma. Oradan şeye kadar yürüdük. Tanduvan'a kadar. Başbuğunun arkasında. Nasıl yürüdük? Şey, adım atacak yer yok. Öyle mahşer orada da yürüdük. Büyük yürüyüş geçti orada. Dikkat ederseniz şeye bastım çıkar. Çıkar büyük mı yürüyüş. O yürüyüş çıkar mı? Çıkar tabii canım. İnternete konu hepsi var. Ha. O büyük yürüyüşte ben böyle kalabalık hayatta görmedim. Cebeci'den Tanduvan'a kadar insan ucu bitmedi yani. Kıymetli yengecim, mektubuma başlamadan önce selam eder, iyi ve mutlu günler dilerim. Sen de beni soracak olursan, ben iyi değilim. Yengecim, sen bize gelin oldun olalı, bütün yaşantım sizlerle geçti. Ve bana bir ananın yerini aratmadın. Allah senden razı olsun. Fakat sebepsiz meselelerden birbirimizin kalbini kırdık. Bunlar bütün ailelerde olan şeylerdir. Bunu ben çok geç fark ettim. Bana çok emeğin geçti. Artık geçen bütün meselelerden ben senden özür dileyerek hakkını helal etmeni istiyorum. Benim de artık kurtuluş ümidim kalmadı. Belki bir daha sizleri hiçbir zaman göremeyeceğim. Benim senden tek bir ricam var ve abime de söylersin. Gürkan ve Serkan'ı gücü yettiği kadar okuttursun. Bizim gibi olanların inşaatlarda sürünmesini istemem. Yengecim, benim için hiç üzülmeyin. Demek ki
alın yazımda bu yaşta hayata veda etmek de varmış. Tekrar selam eder, iyi ve mutlu günler dilerim. Kezban teyzeye selamımı söyle, ellerinden öperim. Hakkını helal etmesini istiyorum. Bu işin böyle olmasını ben de istemezdim. Fakat çaresiz kaldım. Serkan ve Gürkan, önce selam eder, gözlerinizden öperim. Biliyorsunuz sizi çok seviyorum. Sizleri ben yetiştirecektim fakat kısmet olmadı. Siz de beni tam manasıyla tanıyamadınız. Bundan sonra tanırsınız. Büyüdüğünüz zaman bir amcamız vardı, aniden kayboldu dersiniz. Tabii ki amcanıza ne olduğunu öğreneceksiniz. Sizlerin de benim gibi olmanızı istemem. Okuyun ve adam olun. Fazla üzülmeyin. Acılara katlanın ve hakkınızı helal edin. Yaşamımda sizlere karşı hatam olmuşsa bu konuda beni affedin. Ne mümkün? Biz unutsak bile tarihin sanıkları unutmaz. Unutanları da Allah affetmez. Bıçak gibi ayazlar, buz kesmiş duvarlar, karanlık ve izbe zindanlar, okula, yurda, şehitliğe açılan yollar, koşar adım gidilen kaldırımlar, Hakk'a uğurladığımız cami avluları ilelebet hatırlar. Onlar zurt bakıştı, aslan yürekli, kartal pençeli idiler. Şehadeti millet uğruna gözlerini kırpmadan tercih ettiler. Hak yoluna, hakkın yoluna hepimizden evvel gittiler. Adını anamadıklarımız bizleri affetsinler. Haklarını helal etsinler. Saymak da tükenmez, anlatmak da bitmez. Kelimeler kifaya çekmez. Kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım. Şerefli bayrağı burca dikemezsen ona yanarım.